bir mitinge gideceğiz. İstanbul Maltepe'de yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor bu mitingi. Milletin Sesi mitingini düzenliyorlar. Neden düzenliyorlar? Çünkü İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na dair bir Yargıtay kararı çıkmıştı önümüz geçmiş günlerde. Buna tepki olarak Bursa'dan İstanbul'a çektiler bu mitingi. Daha büyük bir atmosferde gerçekleştiriyorlar ve şimdi Fox Haber ekibinden Gamze Dondurmacı ile Ercan Canik bizi bekliyorlar. Gamze merhaba. Evet, orada atmosfer nasıl? Merhaba Burak. Saat 18'de mitingin başlayacağı söylenmişti. Son durumu hemen senden alalım. Evet, senin de söylediğin gibi Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararının ardından miting İstanbul'a alındı. Bursa'daydı ve bir hafta içerisinde organizasyon yapıldı ve İstanbul Maltepe Meydanı'nda miting dediğin gibi 18'de başlayacaktı. Ancak neredeyse 1,5 saat gecikmeli olarak başladı miting. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye 1,5 saat sonra çıktı. Nedeni ise aslında mitingin sloganıyla alakalı, milletin sesi. Milletin sesini duyurabilmek için mikrofon elden ele ulaştı burada. Emekli konuştu, esnaf konuştu, herkes derdini anlattı. Ortalama ikişer dakika kağıt toplama işçileri konuştu ve dertlerini anlattılar. O nedenle de mitingin süresi biraz uzamış oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu şu dakikalarda kürsüye yeni çıktı ve konuşmasına yeni başladı. Yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu vardı. Beraber çıktılar kürsüye. Onlar kürsüye çıktığındaysa milletvekilleri, partinin üst düzey yöneticileri kalabalığın arasına karıştı. Çünkü alınan kararla burada ilk kez protokol kuralları uygulanmayacaktı. Ve bir senedir yaptıkları gibi ikinci kez de düzenlenen bu mitingde, milletin sesi mitinginde olduğu gibi milletvekilleri, parti yöneticileri kalabalıkların arasında yine dert dinlemeye devam edecekler. Kemal Kılıçdaroğlu kürsü konuşmasını şu sıralarda devam ettiriyor ve gündem maddelerine tek tek değiniyor. Maltepe'de kalabalık çok fazla. Altılı ittifak masasından da karar çıkmıştı. Onlar da desteklerini vermek için buraya geldiler. Özellikle İYİ Parti ve Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı alanda bulunuyor. Onlar teşkilat olarak geldiler ama masanın diğer 3 partisi de çağrıda bulundu seçmenlerine. Onlar da miting alanında CHP'nin Milletin Sesi mitingine destek için bulunuyor. Evet Gamze, teşekkür ederiz. Yarın artık Kemal Kılıçdaroğlu neler söylemiş, orada neler yaşanmış, izlenimlerinize daha detaylı bir haber haline getirip bu ekranlardan yeniden yayınlayacağız elbette.